Merhabalar, ben Gülbayaz Akas. Şimdi size dergimizdeki bu kazan örgüsünü nasıl yaptığımızı göstereceğim. Buna biz ince kalın birlikte balık sırtı diyoruz. Niye? Çünkü lorayı, o bizim kalın ipliklerimizden biri olan lorayı, loraya göre oldukça ince olan Paris'te birlikte kullanıyoruz. Şimdi bu balık sırtı örneğinde iki sıra loralı balık sırtı, bir sıra da Paris'te balık sırtı örüyoruz. Ama Paris'te balık sırtı yaparken küçük bir hilemiz var. Hemen başlayalım isterseniz. İlmeklerimizi Paris'te atıyoruz. Bunu yaptıktan sonra hemen loraya geçiyoruz. Lorayla iki sıra balık sırtı öreceğiz. Ben ilk önce arka üst sırası örmeyi tercih ediyorum. O yüzden ilk iki ilmeğimi birlikte alıyorum ve ters örüyorum. Birinci ilmeğimi şişten çıkartıyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Ters örüyorum. İlk ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Balık sırtı örerken önemli olan ilmeklerimizi büyük tutmak. O yüzden uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Son iki ilmeği birlikte ters ördüm. İlkini şişimden çıkardım. Sol şişimde bir ilmeğim kaldı. İlmek sayımın değişmesini istemediğim için bunu da ters örüyorum. Böylece birinci loralı balık sırtı sıramı tamamladım. Şimdi hemen ikinciye geçiyorum. Ön yüz sırası öreceğim için ilmeklerimin arka ayaklarından birlikte düz örüyorum. İlkini çıkartıyorum. Yine arka ayaklarından İki ilmeği birlikte düz örüyorum. İlkini çıkartıyorum. Son iki ilmeğim birlikte düz örüyorum. Birincisini şişten çıkartıyorum. Tek ilmeğim kaldı. Onu da düz örüyorum. Böylece iki sıra lora balık sırtı örgüyü tamamladım. Bunu yaptıktan sonra Paris'te devam edeceğim. Ve tek sıra balık sırtı öreceğim. Arka yüzde olduğum için İlmeklerimi birlikte ters örüyorum. İlkini şişimden çıkardım. Ters ördüm. İlkini şişimden çıkardım. Son iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. İlkini şişimden çıkartıyorum. İlmek sayımının değişmesini istemediğim için son ilmeğimi de tek başına ters örüyorum. Bunu yaptıktan sonra Paris'i kesiyorum. Ve örgüm bozulmasın diye bir tığ yardımıyla loraya sabitliyorum. Tek sıra Paris ördükten sonra ilmeklerimi örmeden diğer şişime geçiriyorum.
Bunu her parti sırasından sonra yapıyorum. Ve tekrar L'Oreal'dan iki sıra balık sırtı alacağım. Son ilmeğimi de ters örüyorum. Birinci sıramı tamamladım. Şimdi yine ikinci sıramı. Ön yüzde olduğum için düz. Son iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum. İlkini şişimden çıkartıyorum. Tek ilmeğim kaldı. Onu da düz örüyorum. Böylece iki sıra Lora ile balık sırtı, bir sırayla Paris ile balık sırtı, bir sıra Paris ile balık sırtı örüyorum. Paris ördüğüm sırada bir hile yapıyorum. İpliğimi kopartıp ilmeklerimi örmeden diğer şişe geçiriyorum. Bunu istediğim örgü boyuna ulaşana kadar tekrar ediyorum. Görüşmek üzere.